Sosyoloji 13. bölüm Ekonomi, İş ve Çalışma Hayatı. Bu bölümde işlenecek konular, bu bölümde toplumsal kurumlar arasında en etkinlerinden biri olan ekonominin hayatımız üzerindeki etkilerini sosyolojik bir çerçevede değerlendirmeye çalışacağız arkadaşlar. Konu ekonomik sosyoloji, çalışma ve iş hayatı, örgüt sosyolojisi ve endüstri sosyolojisi gibi günümüzde her biri ayrı birer uzmanlık ve inceleme alanı haline gelen birçok farklı alanı ilgilendiren bir alandır. Ancak burada zorunlu olmadıkça konumuzun dışına çıkmamaya özen gösterecek ve temelde ekonominin kurumunun yani ekonomik sistemin nasıl işlediğini, iş ve çalışma hayatının ne türden çeşitler gösterdiğini, dünyadaki temel ekonomik sistemlerin neler olduğunu, dünya ekonomilerinin nasıl değiştiğini, buna benzer bilgiler bazen tarihsel, bazen güncel veriler ışığında, bazen küresel ve bazen de Türkiye perspektifinden kısaca ele almaya çalışacağız bu bölümde arkadaşlar. Kısaca tarif edecek olursak ekonomi, toplumda mal ve hizmetlerin üretim, bölüşüm ve tüketimini düzenleyen sosyal kurumdur. Mallar, yiyecek, giysi, barınma ve benzeri gibi zorunlu olanlardan otomobil, yüzme havuzu, yat, özel uçak gibi lüks olana doğru gelişim gösteren emtialardır. Hizmetler toplumda herkesin faydalandığı faaliyetlerdir. Genel olarak iktisatçılar arasında üzerinde mutabık kalınan iki farklı ekonomi tanımıyla karşılaşırız. Birinci tanıma göre ekonomi, bir toplumun üyelerinin yaşamlarını sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları malları ve hizmetleri üretmek, paylaşmak ve mübadele yani değişim etmek üzere gerçekleştirdikleri faaliyetlerin toplamıdır. Daha ziyade iktisatta davranmaya, sınırsız ihtiyaçlara ve sınırlı kaynaklara vurgu yapan ikinci tanıma göre ekonomi, mevcut olanaklar içinde en fazla faydayı elde etmek üzere sınırlı kaynakların rasyonel kullanımına dayanan faaliyetlere girişmesidir. Örneğin bir aile reisinin mevcut sınırlı gelirini eşinin ve çocukların hayatta kalabilmeleri ve gelişimlerini sürdürebilmeleri için en verimli, en faydalı şekilde kullanmak amacıyla aldığı kararlar ve bu kararların ekonomik sonuçları ekonomik bir olgu olarak değerlendirilir. Daha ziyade mikro ekonominin ilgi alanına gelen bu örnek ülke ölçeğindeki ekonomik düzenlemelere doğru genişletildiğinde makro ekonominin alanına dahil oluruz arkadaşlar. Modern refah toplumlarının ekonomileri binlerce yıllık toplumsal değişimlerin ürünüdür. Bu değişim süreci üretimi düzenleyen ve toplumsal hayatı dönüştüren 3 temel teknolojik devrim gerçekleşmiştir. Bunlar tarım devrimi, sanayi devrimi, bilişim devrimi ve post-endüstriyel toplum şeklinde yani son evrede içinde bulunduğumuz evre bilişim devrimi ve post-endüstriyel toplum olarak nitelendirebiliriz arkadaşlar. Ekonomide sektörler. Birinci sektör ekonominin ham maddeyi doğal ortamdan alan bölümüdür. Tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık ve madenciliği de içine alan birinci sektör özellikle yoksul ülkelere de yaygındır. Dünya Bankası'nın 2008 verilerine göre birinci sektör yoksul ülkelerin gelirlerinin %25'ini oluşturur. Bu oran yüksek gelirli ülkelerde %2'ye düşer arkadaşlar. İkinci sektör ekonominin ham maddeleri mamul maddelere dönüştüren bölümüdür. Sanayi toplumlarda bu sektör hızla büyüdü. Petrolü benzine dönüştüren petrol rafinerisi işletmeciliği ya da metalleri alete veya otomobile dönüştüren işletmeler bu sektöre girer. Sanayinin küreselleşmesi dünyadaki ülkelerin tamamına yakın bir kısmında iş gücünün çok önemli bir bölümünün ikinci sektörde çalışması anlamına gelir. Üçüncü sektör ekonominin maldan ziyade hizmetleri içeren bölümüdür. Sanayileşme ile birlikte hızla büyüyen bu sektörün yoksul ülkelerin ekonomik üretimindeki payı %47 civarındayken yüksek gelirli ülkelerin ekonomik üretimi içindeki payı %72 civarındadır. Örneğin Amerika iş gücünün %78'i sekreterlik ve büro işleri, yemek servisi, satış işleri, hukuk, sağlık bakımı, güvenlik, reklamcılık ve eğitim gibi alanları içeren hizmet sektöründe çalışmaktadırlar. Bu sektörlerin Türkiye ekonomisi içerisindeki oranları 2000 ila 2009 yılları arası itibariyle sırasıyla şöyledir. Birinci sektör %10,05, ikinci sektör %26,14, üçüncü sektör %63,34 seviyelerindedir arkadaşlar. Küresel ekonominin sonuçları. Küresel bir iş bölümü, üretim birden fazla ülkede gerçekleşen ürün sayısı hızla artmaktadır. Hızla yaygınlaşan kahve dükkanları zincirlerine, giysi markalarına, kullandığımız bilgisayar cep veya mobil telefona ve televizyon markalarına üretim süreçleri açısından bakmak yeterince açıklayıcı olacaktır bu bağlamda. Ulusal ekonomiler kendi sınırları içerisinde gerçekleşen ekonomik faaliyetleri kontrol edemez hale gelmiş durumdadırlar. Dünyadaki ekonomik faaliyetlerin çoğunluğu uluslararası çalışan sınırlı sayıdaki girişimcinin kontrolü altındadır.
Ekonominin küreselleşmesi çalışanların haklarına ve imkanlarına yönelik endişeleri artırmaktadır diyebiliriz. Ekonomik sistemler, kapitalizm, üretim araçlarının mülkiyetinin büyük ölçüde özel ellerde toplandığı ve ekonomik faaliyetin temelindeki ürün dürtünün kar birikimi olduğu ekonomik sistemdir. Kapitalist bir sistemin 3 temel belirleyicisi vardır. Bunlar özel mülkiyet, kişisel kazanç peşinde koşmak, rekabet ve müşteri tercihi şeklinde. Sosyalizm, doğal kaynaklarla üretim araçlarının mülkiyetinin herkesin ortak mülkü olduğu ekonomik sistemdir. Bu ekonomik sistemde üretim ve dağıtım araçları özel değil, kolektif mülkiyet altındadır. Sosyalist ekonomik sistemin hedefi kar değil, insanların ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Çelik üretimi, otomobil imalatı ve tarım dahil olmak üzere temel sanayinin hepsinin mülkiyetinin devlette olması asıldır bu sistemde arkadaşlar. Mülkiyetin asıl sahibi devlettir yani. Endüstriyel toplumlarda çalışma hayatı. Taylor ve bilimsel yönetim anlayışı. Taylor, kendi adıyla anılan bir çalışma davranışı kuramı olan Taylorizm'de endüstriyel etkensizliği ve şirketlerin ölçeğinin büyümesi ve yönetsel devrimden kaynaklandığını düşündüğü liderlik eksikliğini gidermeye hedeflemişti. Taylorizm, yönetim bilimin otoritesi üzerine inşa ederek işçi yönetim çatışmasının yerini gözetim aracılığıyla iş organizasyonunun bilimsel gözle yeniden tasarlanmasını alacağı zihinsel bir devrimin gerçekleşeceğini düşünmekteydi. Taylor'un bilimsel yönetim anlayışı büyük ölçüde işçinin tembel olduğu, insanın doğası gereği çalışmayı sevmediği ve sorumluluktan kaçındığı varsayımlarına dayanır arkadaşlar. Alton Moya ve insani ilişkiler hareketi, işçilerin her şeyden önce birer insan olduğu ve bu gerçeğin ihmal edilmesinin işletmeler açısından da sakıncalar yaratabileceğini iddia eden insani ilişkiler hareketi, işçi tatminsizliği, sendikal militanlığı, endüstriyel çatışma, hatta daha geniş gruplardaki anonimin iş yeri içindeki nedenlerini ve çözümlerini araştırmıştır. İşçiler, Taylorist'lerin görüşlerinin aksine sıradan bir insan işten nefret etmez. Bunlara göre iş bir tatmin kaynağı olduğu müddetçe işçi onu severek yapar. Ancak ceza kaynağı haline dönüştüğü zaman yapmaktan kaçınır. Amaçlara bağlılık onların elde edilmesiyle ilgili olarak ödüllere bağlıdır. Bu ödüllerin en önemlisi ise benliğin doyurulması ve gerçekleştirilmesidir arkadaşlar. Post-endüstriyel toplumlarda çalışma hayatında yaşanan gelişmeler. Sosyologlar günümüz ekonomisinde meslekleri iki kategoriye ayırmaktadır. Bunlar birincil iş gücü piyasası, çalışanlarına geniş ekonomik imkanlar sağlayan işlerdir. İş gücü piyasasının bu bölümü tıpçılar, hukukçular ve üst düzey yöneticiler gibi geleneksel beyaz yakalı meslekleri kapsar. Kariyer meslekleri olarak nitelenen bu meslekler insanlara yüksek gelir, iş güvenliği ve mesleğinde ilerleme imkanları sunar. İkincil iş gücü piyasası daha düşük vasıflı montaj hattı işçileri ve büro işlerini de içeren düşük düzeyli hizmet sektörü işlerini kapsar. Bu piyasada çalışanlar daha düşük ücretler alırlar. Daha iş güvenliğine ve bütün bunlara bağlı olarak da tabii ki daha düşük düzeyde iş tatminine sahiptirler ikinci sektördekiler. Küreselleşen dünyada uluslararası rekabetin önemli hale gelmesi firmaların en kaliteli malı en ucuza üretmenin arayışına girmeye zorlamıştır. Bir malın üretimine ise doğal olarak en iyi onu üreten yani üreten üretici çalışan veya işçi bilir. Dolayısıyla en kalitelisi üretilmek isteniyorsa onu üretenin yani işçinin de karar verme sürecine dahil edilmesi gerektiği önerilmektedir arkadaşlar. Yeni anlayışın önemli unsurlarından bir tanesini kriz şartlarına yalnızca esnek uzmanlaşmış küçük firmaların kolayca uyum sağlayabileceğine ilişkin yaklaşım oluşturur. Kitle üretimi yapan dev firmaların istikrarsız piyasalara karşı küçük firmalar kadar uyum gösteremediği düşünülmektedir. Evet arkadaşlar, bölümü toparlayacak olursak bu bölümü bir toplumun ekonomik sistemi, o toplumdaki toplumsal davranış ve diğer toplumsal kurumlar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu bölümde toplumsal bir kurum olarak ekonomi kurumunu kısaca tanımaya çalıştık. Ekonomik sistemler ve farkları üzerinde durduk. Küresel ve yerel ölçekte değişen koşulların ekonomik sistemler ve çalışma tarzları üzerindeki etkilerini değerlendirmeye çalıştık. Sanayi devrimiyle birlikte ortaya fabrika üretiminin merkezde olduğu yeni bir toplum tipi çıktı. Sanayi toplumu yani. Kapitalist ekonomi sistemleri veya modelleri devletin özel mülkiyeti ve ekonomik faaliyeti düzenleme düzeylerine göre farklı arz etmektedirler. Ancak bütün kapitalist sistemlerde ortak olan belli özellikler de mevcuttur. Sosyalizm temel hedefini ekonomik sömürüye son vermek ve tüm insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak iddiası taşır. Tüm dünyada ekonomiler değişiyor. Gelişmekte olan ülkelerde uygulamaya sokulan mikro kredi sistemi milyonlarca yoksulun hayatında önemli sonuçlar yaratmaktadır. İşin bir kısmının ya da tamamının yabancı müteahhitlere devredilmesi anlamında taşeron sistemi hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri ilgilendiren küresel bir olgu haline gelmiştir. Günümüzde profesyonel hizmetler bile
yoğun, iyi eğitimli, yabancı dil bilen ve nispeten düşük ücretlerle çalışmaya rıza gösteren ülkelere nakledilmektedir. Gelişen teknoloji ve iletişim imkanları sonucunda çalışma koşulları da değişmektedir. Artık home office tarzı çalışmalar yaygınlaşmaktadır. Dolayısıyla bu gelişmeler çalışma koşullarını, çalışma ilişkilerini de temelden değiştirmektedir diyebiliriz arkadaşlar. Evet, bu bölüm bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler.